Aziz milletim, değerli milletvekilleri, kıymetli basın mensupları. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah Allah. Vallahi şaşırdım. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Önce şunu söyleyeyim. Ben böyle alışık değilim. Vallahi sonra sorarlar. Hani çok heyecan göstermiş bir köylü, bir başka yani köyde yaşayan bir kardeşimiz bir başka arkadaşa kızını oğlunu almak istiyormuş. Çok aşırı itibar gösterince öbürü kaşını gözünü böyle kısmış demiş ki hayır ola Ahmet Bey ne vardır? Onun gibi oldu. Çok teşekkür ediyorum ama dediğim gibi ben alışık değilim. Çok sağ olun. Metni nasıl bitireceğim bilmiyorum. Çok heyecan oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Son dönemde bir modadır aldı başını gidiyor. Gece vakti ortalığı karıştırma modası. İstifa eden bakan mı dersiniz? Görevden alınan bürokrat mı? Feshedilen edilen uluslararası anlaşmalar mı dersiniz? Durdurabilene aşk olsun. Gece uykusu kaçan, acaba ne yapsam da ortalığı nasıl karıştırsam diye iş başına geçiyor. Bedelini ödemek de her defasında maalesef milletimize düşüyor. Nitekim bu modanın son örneği olarak cumartesi pazara bağlayan gecenin bir yarısı 104 emekli general amiral bir bildiri paylaştılar. Sonuçta ne oldu? İktidar darbe edebiyatıyla 4 gün daha milletin dertlerini konuşmaktan kurtuldu. Salı günleri partisinin meclis grubunda konuşacak konu bulmakta zorlanan küçük ortağı öfke krizlerine girerek işleyeceği yeni bir malzeme çıktı. Hani millet iradesinin gasp edildiği getirdikleri kanun reddedildi ya, yeniden dünden itibaren görüşmeye açılan o kanunla ilgili tutumlar, konuşmalar, farkındalık ortadan kalktı. Kanunu konuşan var mı? Bunun bir milli irade gaspı olduğunu, bu konuda bir ortaklaşma, paydaşlaşma yaratmak için atılmış adımların bir kıymet harbiyesi kaldı mı? Hayır. Yine esnafın derdi konuşulmadı. Yine çiftçinin çilesi konuşulmadı. Yine işsizlerin dramı konuşulmadı. Yine aşı sırası bekleyen insanlarımız tavan yapan vaka sayıları konuşulmadı. Yine milletimiz kaybetti. Yine Türkiye kaybetti. Türkiye'ye dair endişeleri olanların bu endişeleri usulünce zamanını ve zeminini doğru ayarlayarak dile getirmeleri çok önemlidir. Hele de ülkesine yıllarca hizmet etmiş, çok kritik makam ve mevkilerde bulunmuş olanların bu konuda çok daha sorumlu davranmaları gerekir. Bu kadar basittir. Meseleyi maalesef her itiraz edeni hainlikle, teröristlikle, darbecilikle suçlayıp buradan siyaset devşirmeye çalışmayı alışkanlık haline getirmiş bir zihniyet yönetiyor. Bu çarpık zihniyet işler istediği gibi gitmeyince Anayasa Mahkemesi'ni kapatmaya yeltenecek kadar şımarık, koltuğu tehlikeye girince Cumhuriyet'in kurucu değerlerini tartışmaya açacak kadar şuursuz, iktidarını korumak için milletini birbirine düşürmeye kalkışacak kadar da zalim bir zihniyet. Türkiye'nin bunca sorunu varken iktidar kendi ikbalinin hesabına düşüp milletimize sırtını dönmüşken milletimiz siyasetçilerden sorunlarına çözüm üretmesini açıkça talep ediyorken ve Cumhur İttifakı'nın oyları her ay düşerken kimsenin çıkıp da iktidarın değirmenine su taşımasına, milletinden tamamen kopmuş bitik siyasetine
can suyu vermesine müsaade edemeyiz. Etmeyeceğiz. Kimse de kusura bakmasın. Bu işler böyle yapılmaz. Ülkeye dair endişeleri, kaygıları olanlar bireysel olarak her platformda veya bir sivil toplum kuruluşunun şemsiyesi altında, basında, yayında görüş ve önerilerini elbette açıklayabilirler. Ancak bunu gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar. Yapanlar da karşılarında önce bizi bulurlar. Çünkü biz sözde kararda milletindir diyenleriz. Dün 28 Şubat karanlığında da bu böyleydi. 27 Nisan gecesi de bu böyleydi. Bugün de bu böyle. Vesayetin üniformalısına da, cübbelisine de, lacivert takımlısına da her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz Hürriyetin ve İstikbalin partisiyiz. Çünkü biz milletin partisiyiz. Bize kızanlar olabilir, söylenenler olabilir, hatta hakaret edenler olabilir. Duruşumuzu anlayamayanlar ya da anlamak istemeyenler, anladığı takdirde işine gelmeyenler de olabilir. Hatta ortağını kıskanıp bize saldıranlar bile olabilir, varsın olsun. Nedense bu bildiriyle ilgili duruşumuza AK Parti değil, küçük ortağı daha çok bozulmuş. Sayın Erdoğan teşekkür etti diye olsa gerek, küçük ortak dünkü grup konuşmasında köpürdükçe köpürdü. Anayasa Mahkemesi'nden sonra hızını alamayıp yakında deniz kuvvetlerinin de kapatılmasını isterse şaşırmayın. Allah Sayın Erdoğan'a sabır versin. Samimiyetle bu duayı çok içtenlikle ve kalpten yapıyorum. Allah Sayın Erdoğan'a sabır versin. Dün şerefsiz dediğine bugün mübarek deyip, dün mektup yazıp iktidarı uyarın diye yalvardıklarına da bugün şerefsiz diyebilen, tutarsız duruş ve söylemleriyle ülkeyi germekten başka bir fonksiyonu bulunmayan birinin üstünde gereğinden fazla durmak istemiyorum. Ama bu vesileyle Sayın Erdoğan'ı uyarmak zorundayım. Sakın ola çok ciddi bir öfke kontrol problemi olan küçük ortağının dolduruşuna gelip bildiriyi yazanlara abuk sabuk cezalar verdirmeye kalkma. Buradaki anahtar kelime verdirme. Sorumsuzluktan darbecilik devşirmeye çalışıp da ülkeye daha fazla zarar verme. Sağduyuyla yürüttüğünü zannettiğimiz bu süreci böyle şaibeli bir yola sokup da memleketi daha fazla huzursuz etme. Dün küçük ortağın haftalık öfke nöbetinin hemen sonrasında çok enteresan bir şey oldu. Çin Büyükelçiliği Twitter'dan beni ve Sayın Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri Fahri Çinli Jinping Perinçek'in gayretleri yetmemiş olacak ki bizzat Çin devletinin kendisi devreye girmiş. Neden? Çünkü bir süredir iktidar ve küçük ortağını Perinçek ve Çin'in esaretinden kurtararak Uygur kardeşlerimiz için adım atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Türkistan'da yaşanan insanlık dramına susmadık, susmayacağız. Sosyal medyadan bir paylaşım yapmışlar. Damat gibi söyleyeyim, burası çok önemli. Demişler ki Çin tarafı yani Çin devleti oluyor. Herhangi bir kişi veya gücün, o güçte biz oluyoruz. Biz ve de Mansur Bey birlikte Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Eyvallah. Çin tarafı haklı, bakın burası da mühim. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Birader bunun anlamı ne? Çin tarafı haklı tavrını saklı tutuyor. Buyur buradan yak. Birader buyur bekleriz. Adresimiz bellidir. Perinçek'in patronu da aynı küçük ortak gibi çok kızmış. Perinçek'le iş tutanların hepsi aynı durumda demek. Herkes bize kızıyor.
Öncelikle belirtmek isterim ki bizim herhangi bir ülkenin egemenliğiyle ilgili bir sorunumuz yok. Ama bizim Çin'in egemenlik adı altında Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili çok büyük bir sorunumuz var. Biz insan hakları diyoruz, adalet diyoruz. Biz Doğu Türkistan'daki Müslüman Türk'ün namusuna uzanan eli, mabedine değen o eli çekin diyoruz. Biz Uygur kardeşlerimize uygulanan soykırımı durdurun diyoruz. Bu kürsüden diyoruz ki Uygur kardeşlerimize yaptığınız soykırımı durdurun diyoruz. Hadi buna da itiraz edin de göreyim. Bu kadar basit. Bizim yaptığımız bu kadar basit. Biz bu meseleyi sadece soydaşlarımız olduğu için de değil, aynı zamanda bir insanlık sorunu olduğu için önemsiyoruz. O nedenle bu kürsü Doğu Türkistanlı bir evladımızın tüm dünyaya gerçeği haykırabildiği tek kürsüdür. Bu kürsü hakkın, hakikatin gür bir sesle dillendirildiği kürsüdür. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Bizi saraydaki muhataplarınızla karıştırmayın. Cıvık cıvık sizinle çak yapacağımızı zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu tehditler bize sökmez. Biz bu meseleyi bugün Türkiye'de bu kürsüden veririz ve bu kürsüden canlı tutarız. Yarın gün gelip de iktidar olduğumuzda uluslararası toplumu karşınıza diker, öyle bu mücadeleyi veririz. Ama bu mücadeleden asla vazgeçmeyiz. Ve o pis elinizi Uygur'un sinesinden çekene kadar da mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Bunu da böyle bilesiniz.